Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere fıstıklı şemsiye modelinin yapımını anlatacağım. Modelimiz özellikle baharlık, yaz görgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz her türlü yelek, kırka, kazak uygulayabileceğiniz bir model. Modeli anlatmaya başlayalım. Modele kenarına ajurlu sarmaşık verdim. Bir tane örüyorum. Bir tane dolayıp 3 ilmeği bir kere dalıyorum. Önce bu sarmaşık olan kısmımızı koyuyoruz. 3 ilmeği topladığımız için bir doladık. Bir tane daha dolamamız lazım. Bir tane doladık. Bir tane düz ilmeğimiz var. Bir tane doladık. 2 ilmeği birlikte aldık. Sonra araya 4 tane ters yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Bir tane düz. 4 tane ters. 2, 3 ve 4. Sonra 2 ilmeği yer değiştiriyoruz. Şu gördüğünüz kenar ilmeğinin bu tarafı yatık olması için yapıyoruz bu işlemi. 2 ilmeğimize yer değiştirerek ikisini birlikte kestik. Bir tane dolayıp bir tane direkt olarak devam edecek düzümüzü ördük. Bir tane dolayıp 3 tane ilmeğimizi bir kere de topladık ve bir daha dolayıp kenar ilmeğimizi ördük. Arkada ilmekler gelişine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceksiniz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane doladık. 3 ilmeğimizi bir kere de kesiyoruz ve bir tane daha doluyoruz. Bu kenar modelimiz bu şekilde sona kadar gitmekte. Bir ördük. İkinci ilmeğimizi de ördük. Bakın şu keserek devam ettiğimiz, kaydırdığımız yere geldik. Önce doluyoruz, sonra iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Sonra aradaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3 tane ters ördükten sonra bu iki ilmeği de yer değiştiriyoruz ve ikisini birlikte kesiyoruz. Doluyoruz. Aradaki iki ilmeğimizi örüyoruz. Şu bir tane düz direkt olarak devam edecek. Bunun yanında artırıp 3 ilmeği birlikte alıyoruz ve ajurlu sarmaşığımızı yapıyoruz. Arkadan aynı şekilde örülecek. Bir ördük, kenar ilmeğimizi doladık ve 3 ilmeğimizi bir kere de topladık. Bir daha doladık. Aradaki ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Bir tane doladık. Düz ilmeğimize gelince yanındaki ters ilmekle birlikte ikisini kestik. Aradaki tane ters kaldı. Ortadaki düz örüp iki ters ördükten sonra tekrar ilmeklere yer değiştirerek kesiyoruz. Doluyoruz ve ilmeklerimizi düzlere örüyoruz. Düzleri ördükten sonra dolayıp ajurlu sarmaşığımızı yapıyoruz. Bir daha dolayıp örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük, doladık ve 3 ilmeğimizi bir kere de topladık. Tekrar doladık. Düz ilmeklerimiz artıyor gördüğünüz gibi. Doladık ve düzümüzle birlikte yanındaki tersi kestik. Arada bir tane ters ilmek kaldı. Burada da aynı şekilde ilmekleri yer değiştiriyoruz ve ikisini birlikte kesiyoruz. Artırdık. Düz ilmeklerimizi örüp artırdık ve 3 ilmeğimizi birlikte kestik. Kenar sarmaşığımızı yapıyoruz. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Doluyoruz. Ve son kalan ters ilmeğimizle birlikte düz ilmeğimizi kesiyoruz. Burada da aynı şekilde ilmekleri yer değiştirip son ilmeğimizi kesiyoruz. 3 tane ilmek kaldı. Kenar ajurumuzu yapıyoruz. Doladık. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyoruz.
Doladık ve son kalan 3 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Doladık. Şu anda modelimiz bitti. Aynı ilk başa dönmüş olduk. Yeni modelin kurulumuna başlayacağız. Aynı zamanda yeni modeli kurarken de fıstığımızı koyacağız. Fıstığı arka sıradan giderken şu kalan son bir ilmekte de yapabiliriz ama ön tarafta yapmayı tercih ediyorum ben. Daha kolay oluyor. Bakın. Üçgenimiz tamamlandı. Yeni modelimize başlıyoruz. Doladık. 3 ilmeği birlikte aldık. Tekrar doladık. Bir tane direk devam edecek şu ilmeğimiz. Onu ördük. Dolayıp 2 ilmeği birlikte kestik. 4 tane araya ters koyuyoruz. 2 3 4 tane. 4 taneden sonra ortaya bir tane direk koyuyoruz. O direğe geldiğimiz zaman fıstığımızı yapıyoruz. Şu alt sırasına basıyoruz. İpimizi çekiyoruz. 1 başını doluyoruz. 2 doluyoruz. 3 doluyoruz. 4 doluyoruz. 5 İpi şuradan tutuyoruz. İlmeklerin içinden toplayarak geçiriyoruz ve bir tane daha örüp sağlamlaştırıyoruz. Geri şişimize takıyoruz. Bize geri taktıktan sonra yanındaki ilmekle birlikte ikisini alıyoruz. Bağlamış oluyoruz. Tekrar 4 tane ters, 3 4 ters. Daha sonra 2 ilmeğin yerini değiştirerek İkisini birlikte kesiyoruz, doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Dolayıp kenardaki modelimizi yapıyoruz. Şu anda diğer modelin ilk kurulumunu da yapmış bulunuyoruz. Bu şekilde devam edecek. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin.